Bir piknik sepeti hazırladım. Kanyon'da Aralık boyunca Kuzey Işıkları diye etkinlikler serisi var. Onlardan biri için de ben bir sepet hazırladım. Bir kuzey pikniği hazırladım. Kuzey pikniği deyince aklıma hemen bir Gravlax geldi. Gravlax biliyorsunuz İskandinav ülkelerinin vazgeçilmez lezzetlerinden ve en bilinenlerinden biri. Gravlax aslında somon balığından hazırlanıyor. Bunu böyle bir somonun filetosunu ya da kuyruk kısmını alıyorsunuz derili olarak ve tuz, şeker, işte istiyorsanız dereotu, tane karabiber, rezene tohumu, soğan yani ne lezzet koyacağınıza biraz siz bakıyorsunuz ama olmazsa olmazı tuz, şeker, karabiber. Gerisi ondan sonrası artık size kalmış. Bunu böyle tuzluyorsunuz, şekerliyorsunuz, karıştırıyorsunuz o ikisini. Ve bir şekilde streç filme sarıyorsunuz ve 3 gün bekletiyorsunuz. 3 gün beklettikten sonra o balık çiğ pişmiş oluyor. Çiğ pişmiş olmak ne demek? Tuzla pişmiş olmak demek. Yani aslında çiğ olmaya devam ediyor ama bildiğimiz çiğ gibi olmuyor. Ama ateşte pişmiş gibi de olmuyor. Böyle bir şey Gravlax. Ondan sonra onu böyle incecik bir fileto bıçağı yardımıyla ince ince dilimliyorsunuz. Ve ondan sonra istediğiniz herhangi bir şeyin güzel kızarmış bir ekmeğin çavdar ekmeğine çok yakışır. Ya da benim sepete koyduğum gibi böyle çavdar krakerleri var, satılıyor marketlerde. Öyle bir şeyin üstünde bir parça tereyağı sürüp şey yapabilirsiniz, yiyebilirsiniz ya da hiç koymadan. Ben bunun içine aynı zamanda bir güzel pancar ve acı Meksika biberiyle bir şey hazırladım. O da onun yanına çok yakışıyor. Pancar, zaten pancarla da somon gravlax hazırlanabiliyor. O zaman rengi daha farklı oluyor. Oradan yola çıktım. Yanına böyle bir pancarlı numara hazırladım. Pancar ve çeşitli baharatlarla ve acı biberle uzun uzun pişirip suyunu kaybedip adeta bir pancar salçası yaptım. Yani hani evde salça yaptığımız zaman nasıl domatesleri veya biberleri pişiriyoruz, sonra suyunu yani püre ediyoruz ve sonra fırına koyup suyunu kaybedinceye kadar uzun 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 pişirip salça yapıyoruz. Aynı mantığı pancara uyguladım ve çok güzel pancar salçası gibi bir şey çıktı. O pancar salçası da bir de uzun dayanır, o da bir durumdur. Şimdi onun dışında sepette ne var? Bunu yerken madem somon var ve yanına bir çavdar krakeri koyduk, somonun olmazsa olmazlarından bir hıyar salatası hazırladım. Hıyar salatasından kastım, incecik bizim Çengelköy, bu eminim İskandinavların hıyarı böyle bir şey değil. Bizim Çengelköy hıyarlarından ince ince doğradıktan sonra biraz çiğ krema, dereotu, frenk soğanı, karabiber, limon suyu ile ve tuzla bunları karıştırdım. Bu da çok klasik bir somon yancısı, yani gravlax yancısı. Onun kendimce bir versiyonunu yaptım. Bir parça zeytinyağı, hardal ve sirke ile bir sos yaptım. Adeta bir patates salatasına döndüm. Taze patatesleri haşladım. Ondan sonra kabukları üstünde dilim dilim haşladım. Çünkü ufak bir püf noktası, eğer bütün haşlarsan kabuğuyla ve sonra kesmeye kalkışırsan o kabuklar hep böyle tır tır oluyor, nefret bir şey oluyor. Dolayısıyla önce dilimledim, sonra haşladım. Bu da ne demek? Hepsini birden boca etmedim, peyderpey haşladım demek. Hani düzgün kalsınlar diye. Ve sonra bunları, bu bahsettiğim içinde bayır turbu, hardal, sirke, zeytinyağı, tuz olan sosla birleştirdim. Ama sosla birleştirdim deyince böyle çok soslu bir patatesten bahsetmiyoruz. Zira aslında İskandinavlar patatesi soslamıyorlar bile, sadece öyle haşlanmış olarak bunun yanına veriyorlar. Ama ben bir parça bayır turbu da buna çok yakıştığı için onu bir salata haline çevirdim. Şemsace bir yorum bu. Bunları yerken tabii bir şey içmek lazım. Bunun içinde bir zencefil gazozum var. Zencefil, taze zencefille gene yaptım. Taze zencefil, şeker, bir parça mayayla kendi yaptığım küçük gazozlarım var. Böyle hafif fışır fışır bir şey. Böyle küçük kuplar hazırladım. Elma püresi veyahut elma tereyağı dediğimiz bir şey var içinde. Pastacı kreması. İşte pastacı kremasını biraz kremayla açtık. Çeşitli baharatlar var. Tarçın, bal var, karabiber var. Çok kullanıyorlar gene İskandinavlar ve zencefil var. Üzerinde küçük zencefil şekerlemeleri ve zencefil kurabiyesinden kırıntılar var. Böyle güzel bir kup hazırladım. Hani somonları yedikten sonra ağzınızda tatlı bir şey olsun diye. Bu arada bunları böyle hazırladım. Çok şahane.
Güzel peçetelerim var. Kırmızı bu sepetin içine ve yılbaşı temasına uysun diye öyle devam ettim. Ve madem yeni bir seneye giriyoruz, yeni seneye girerken de küçük bir zencefil kurabiyesini ister yiyin ama bence yemeyin. Alın, şurasından bir kurdeleyle ufak bir süs yapın. Çam ağacı yapıyorsanız tabii ki çam ağacına koyun ama çam ağacı şart değil. Evinizde herhangi bir yere birkaç tane bunlardan asabilirsiniz. Böyle zencefil kurabiyeleri çeşitli biçimlerde ve üstlerini de böyle süslediğiniz zaman çok şahane yılbaşı süsü oluyor. İyi seneler.